kanalından ulaşabiliyor olacaksınız. İsmim Cevahir. İnformatik firmasında Vinci Risk and Liability çözümlerinde destek sağlıyorum. İçerik olarak Vinci Risk and Liability ile ilgili çok kısa bir giriş yapacağım. Daha sonra desteklenen bazı standartlar Vinci ile Vinci Risk and Liability'nin entegrasyonunu uygulamalı olarak göstereceğim. Daha sonra Vinci Fracas, hata raporlama, analiz, düzenleyici aksiyon sistemi, sahada sahadan gelen arıza kayıtlarını kaydettiğiniz, sağ olmak zorunda değil, test, üretim ya da direkt servis verilerini analiz ettiğiniz modülü Vinci'de Risk and Liability'nin ve Fracas içerisinden 8D'nin kullanımı, kök sebep analizlerinin yapılması ve Fracas içerisinden direkt change management entegrasyonu ve değişiklik yönetim süreçlerinin direkt Vinci içerisinde nasıl yapıldığı ile ilgili örnekler göstereceğim. Daha sonra Viable ve Live Data analizinden bahsetmiştik, garanti analizi. Bunu bu video içerisinde değil, bununla ilgili zaten ayrı bir video hazırlayacağım. Yine Informatic Innovation sayfasından, YouTube sayfasından buna da ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi Vinci Risk and Liability, eski ismiyle RELEX isminde bir yazılım. PTC aldıktan sonra ilk adı Vinci Quality Solutions oluyor. Daha sonra Vinci Risk and Reliability oluyor. Vinci Risk and Reliability'nin ilk çıkış mottosu aslında güvenilirlik analizlerini yapmak için bir dahil olmanıza gerek yok gibi. Bir reklam da çıkıyor. Yani mühendisler için aslında çok kullanımı kolay bir yazılım. Yani istatistik üzerine doktora yapmanıza gerek yok. Çok kolay kullanım, rahat kullanımlı bir yazılım. Vinci Risk and Reliability en yeni ismiyle. Modüllerinden çok hızlıca bahsedeyim. Genelde savunma sanayide ELD süreçlerinde kullanılan Vinci Prediction, MTBF tahminleri için Vinci Fault Tree, hata analizi, emniyet hesaplarında kullanılıyor. FIMEA, FIMECA analizlerinde kullanılan Vinci FMEA, güvenilirlik blok diyagramları için RBD, güvenilirlik merkezi bakımla ilgili havacılıkta MSG Tree, işte MTTR hesapları için Maintainability gibi modülleri zaten Türkiye'de de birçok firmada şu anda kullanılıyor. Bunlar genelde ürünün tasarım ortası gibi fazlarda kullanılan modüller, şu üst tarafta gördükleriniz. Ürün servise çıktıktan sonra, sahaya çıktıktan sonra da arıza raporlarını topladığınız, reliability monitoring dediğimiz olayı yaptığınız kısım ise Vinci Fracas ve bunları istatistiksel olarak analiz ettiğiniz Vinci Viable modülleri. Yani şuraya gelirsem, biz tasarım fazında reliability prediction'la güvenilirlik tahminleriyle başlıyoruz elektronik ve mekanik sistemlerde. Daha sonra tasarım ortalarına doğru FMEA, FIMECA çalışmaları, FIMECA'da çıkan katastrofik arızalara göre emniyet analizleri ve FDA çalışmaları, yedek sistemler varsa güvenilirlik blok diyagramları ve reliability modeling dediğimiz güvenilirliği modellediğimiz kısım güvenilirlik blok diyagramları. Yani sol tarafta gördüğünüz kısımlar tasarım fazında genelde kullandığımız modüller. Bunun sağ tarafı ise tasarım bittikten sonra serviste, üretimde, testte kullandığımız, arızaları raporladığımız ve analiz ettiğimiz kısımlar. Ve burada Fracas'ı kullanıyoruz ve buradan direkt Vinci ile entegrasyon da sağlıyoruz. Daha sonra Fracas'da örneğin Fracas sonrasında bir arıza geldi, bununla ilgili bir değişiklik talebi başladı. Ürünün tasarımında bir değişiklik oldu. Tekrar yeni revizyon geliyor. Tekrar prediction, tekrar FMI. Bu şekilde bir döngü olarak bu sürekli devam ediyor. Buna da işte kapalı döngü QLM süreci diyoruz. Quality Life Cycle Management, yani PLM'in bir parçası olarak QLM süreci diyoruz buna. Şimdi desteklenen bazı standartlardan bahsedeyim. ISO 9001 türevleri olan bunun işte AS 9100 gibi savunmada ya da ISO 16949 otomotivde kalite yönetim sistemi standartlarını zaten desteklemekte. Bunun dışında entegre lojistik destek tarafında ve desteklenebilirlik tarafında reliability ile ilgili, güvenilirlikle ilgili olarak MIL standart, tabi Military Handbook 217, EPRD, NPRD kütüphaneleri
Miltran 975M gibi bir rating kütüphanesi, MTBF Reliability hesaplarını destekliyor. Maintainability tarafında ve daha birçok bu arada Reliability tarafında handbook var içerisinde. En çok kullanılan Miltran handbook olduğu için buraya sadece onu yazdık. Maintainability tarafında Milstandard 470A, 472 task MTTR tahmini yapmak için Maintainability Prediction handbook'u ve bunun içerisindeki task kütüphanesi, operasyon saati başına kaç adam saat çalışması gerekiyor, uçuş saati başına kaç adam saat çalışması gerekiyor gibi bakımla ilgili bazı tahminler, analizler, MTTR analizleri, availability hesapları yapılabiliyor. FIMECA tarafında savunmada mil standart 16.29'a, otomotivde sayenin 17.39 FMI standardı. İçerisinde direkt hazır şablonlar olarak var. Bunun dışında hata modları kütüphanesi, kritik kritik analizleri, risk matrisleri gene içerisinde mevcut. Emniyet tarafında ARP 4754, 4761 ve mil standart 882 mevcut ve RCM ve frekans standartları da burada. Bunları direkt out of the box olarak, yani kutudan çıkmış olarak erişebileceksiniz modülleri alarak. Ekstra bir kastimizasyon ya da çok fazla bir konfigürasyona gerek olmuyor. Şimdi direkt Winch ile entegrasyon nasıl olduğunu göstereyim. Öncelikle burada Türkiye'de de dünyada da Winch PLM'i kullanan ayrı olarak ve Winch Risk and Reliability ayrı olarak kullanan birçok firma var. Bunları yani ikisi de ellerinde mevcut olup entegre olarak kullanmayan yerler var, firmalar var. Entegre olarak kullananlar da var tabii, daha fazla faydayı onlar sağlıyor aslında. Ve bu entegrasyon için Winch Risk and Reliability'nin Enterprise Edition'ını kurmanız gerekiyor. Ama şöyle, yani bu Enterprise Edition ile Team Edition arasında bir fiyat farkı ya da herhangi bir fark yok. Sadece Enterprise olan database ile çalışıyor. Team Edition'da yaptığınız analizler, yaptığınız, açtığınız projeler file'da, file server'da, yani Windows içerisindeki klasörlerde kaydolurken Enterprise'de database üzerinden çalışıyor ve bu şekilde aslında Winch database ile etkileşime giriyor. Yani Enterprise versiyonu kurmamız gerekecek eğer halihazırda Team Edition olarak Winch Risk and Reliability kullanıyorsak. Enterprise versiyonu şu şekilde. Masa üstünden gösterecek olursam Winch Risk and Reliability ve Winch Risk and Reliability Administrator olarak geliyor. Buna giriş yaptığınızda size kullanıcı adı şifre soruyor. Ve ben mesela şu şekilde kapatıp tekrar giriş yapayım. Her kullanıcının kendi kullanıcı adı şifresi ve girdiği bir dashboard var. Yani her kullanıcı programı açtığında farklı bir arayüzle karşılaşabilir. Bunu her kullanıcı bazlı olarak ayarlıyorsunuz. Yani böylelikle Enterprise versiyonunda şunu sağlıyoruz. Örneğin saha operatörü, sahadan arıza kayıtlarını girecek kişi login olduğunda burada sadece arıza kayıt formunu görürken açtığı ekranda işte arıza kaydını ilk alıp işte mekanik ekibe ya da elektronik ekibe ya da yazılım ekibine arızayı ileten, yönlendiren kişi de sadece bu yönlendirmeyi yapacağı form. İşte bir ELD mühendisinde bu analizin sonuçlarını yorumladığı ve MTBF ve MTTR analizlerini yaptığı formlar. İşte bir ELD yöneticisinde zamana göre arızaların nasıl ilerlediği ile ilgili grafikler vesaire. Bu ekranda görülebilir. Zaten bunları birazdan göstereceğim. Şimdi programı açtıktan sonra yeni bir proje oluşturduğunuzda, New Project diye, artık şuraya Create from PDC Winch PDM Link diye bir sekme geliyor. Yeni bir seçenek geliyor ve bunu seçtiğinizde direkt PDM Link içerisindeki productlarınız, ürünleriniz Winch içerisinde ve bunlar içerisindeki son ürünleri görüyorsunuz. Ve buradan bir tanesini seçip direkt projeyi oluşturabiliyorsunuz. Ben şimdi buradan oluşturmayacağım çünkü 5-10 dakika kadar sürüyor oluşturması. O yüzden hala hazırda oluşturduğum bir proje açacağım. Bu arada program gördüğünüz üzere client bazlı çalışıyor. Yani masa üstünden çalıştırdığım bir uygulama. Winchill şu şekilde web tabanlı çalışıyordu. Yani Winchill arayüzü içerisinde değil. Ekstradan bir client kurulumu yapmanız gerekiyor. Bunun için. Onu da belirteyim. Şimdi ürünümüz de Winchill içerisinde. Breaks altında.
Drive System. Nasıl bir ürün olduğunu gösterelim. Açacağımız product'ın. Evet, şu şekilde, şunun ortasında bir tane de shaft olan motor, diferansiyel, transmisyon ve işte shaft'tan oluşan bir güç grubu gibi düşünebilirsiniz ürünü. Bunun ortadaki shaft'la ilgili ya da biz motorla ilgili mesela birazdan arıza kayıtlarını girelim. Ve burada işte bu revizyonlarla birlikte entegrasyon nasıl çalıştığını, evet shaft da şurada. Ve entegrasyon nasıl çalıştığını gösterelim. Şimdi öncelikle tasarımcı PDM ortamına ürünün datasını yüklüyor. Daha sonra biz burada projeyi çekiyoruz. Şimdi tasarımcı orada bir güncelleme yaptığında ürünle ilgili. Ben burada projeyi açtığımda, her açtığımda bir kere senkronizasyon yapabiliyorum. Yani onun yaptığı güncellemeleri, ürün ağacındaki değişiklikleri alabiliyorum. Şu anda mesela checking for PPC Winch update dedi. Bir güncelleme var mı diye sistemde kontrol etti. Yokmuş, olsa üzerini yeşile boyayacaktı. Bunu göstereceğim. Şimdi şöyle en üst ürün ağacı buraya geldi komple. Winch PLM'deki ile aynı şekilde. Mesela şu B revizyonuymuş. İşte birazdan burada bir tanesini revizyonunu atlattığımızda PLM'de o revizyon direkt buraya da geldiğini göstermiş olacağız. Entegrasyonun 3 temel noktası var. Bunlardan ilki parametre mapleme, attribute mapping dediğimiz kısım. Yani mesela buradaki üzerine koyu olarak, gri olarak gördüğünüz name, number, description, revision, state gibi koyu olan kısımların hepsi PLM'den geliyor. Yani PLM'de bunlar değiştiğinde otomatik olarak burada senkronize oluyor. Yani ilki parametre mapleme. Bir diğer entegrasyon noktası ürün ağacının kendisi. Yani PLM'de diyelim şu parça çıktı buradan, bir sonraki konfigürasyonda buraya yeni bir komponent ya da parça girdi, yeni bir montaj girdi. Burada da anlık olarak ürün ağaçları da senkronize olarak değişiyor. Böylelikle siz orada bir değişiklik talebi ve değişiklik bildirim sonrasında yeni bir revizyon yayınlandı, yeni bir konfigürasyon değişti. Bunun da tekrar reliability analizlerini ya da diğer ELD ile ilgili analizlerini burada yapabiliyor olacaksınız. Yani sürekli Excel'den buraya ürün ağacı talep edip Excel'den ürün ağacı yüklemeyeceğim. İşte ürünün B revizyonu tasarımcıdayken ben burada A revizyonu üzerinde analiz yapmıyor olacağım. Ve Winchill sekmesi altında View Thumbnail var. Burada sağ tarafta ürünün görsellerini de görebilirsiniz. Örneğin bunun yeni revizyonda şuraya bir delik açıldıysa, senkronizlediğinizde direkt anlık olarak o deliği görebileceksiniz ve bununla ilgili tekrar risk analizini yapabileceksiniz. Örneğin Fumeca'da. Çünkü tasarım değişti ve analizlerin değişmesi gerekiyor. Bu şekilde. Üçüncü entegrasyon noktası da buradan direkt Change Management entegrasyonu, yani Winchill'in değişiklik ve konfigürasyon yönetimiyle olan entegrasyon. Bunu Fracas'ı anlatırken göstereceğim. O yüzden şimdi buradan Winchill Fracas'a geçelim. Şimdi bir ürünle ilgili öncelikle sadece yukarıdan modüller arasından Fracas'ı aktif ettim. Diğer modülleri dediğim gibi bu video içerisinde görmeyeceksiniz. Bunlar için yine Informatik Innovation sayfasından ayrı ayrı çok kısa tanıtım ya da eğitim tarzı videoları ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi Fracas'ı aktif ettiğimde Winchill Quality Solutions'ın herhangi bir modülünü de aktif etsem üst panel ve alt panel olarak ekran ikiye bölündüğünü görüyorsunuz. Şimdi üst panelde ürün ağacı var. Buradan bir komponent seçiyorum. Örneğin şu motor. 31.000 numaralı. Bununla ilgili bir arıza gireceğinde aşağıda Fracas Incidence diye bir tab var, sekme. Buraya Insert New Record diye giriyorum. Örneğin bir arıza daha girdim, bir arıza daha girdim şeklinde. Yani sağ operatör ya da bu arıza girecek kişi gelip buradan bu arızayı öncelikle New Incident diye girmesi lazım. Bunu şu şekilde canlı örnek gibi yapalım. Ben sağ operatörüyle login olayım. Sağ operatörü diye
giriş yaptım sisteme. Şimdi bakın, bu kullanıcıda mesela direkt arıza girişi diye burada bir kalem ikonu var. Buna tıkladığımda direkt arıza giriş yapacağı proje açılacak. Evet, açıldı. Tekrar Winchi'deki update'leri kontrol ediyor. Evet, şimdi buradan mesela 31.004 numaralı komponenti seçtim. Bununla ilgili yeni bir arıza girdim, 21 numara. Daha sonra buradan arızayı seçtikten sonra arıza raporuna tıklıyorum. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz bir form tipi var. Yani bunu 3-4 günlük bir frakas konfigürasyon eğitimini sağladıktan sonra ya da direkt biz de hani sizler için oluşturabiliyoruz. İstediğiniz form tipini burada oluşturabilirsiniz. Yani bu kutucukları, checkbox'ları, işte listeleri sizin arıza raporunu gireceğiniz şekilde burada oluşturuyoruz. Örneğin sağ operatör buraya arıza açıklaması yazıyor. Testleyin. Daha sonra arızanın geliş tarihi, işte frakas arıza tanımı, test. Proje kodu. Proje kodunu seçiyorum. X projesi. İşte seçtiğim proje koduna göre otomatik olarak mesela aşağıdaki alanların dolmasını sağladım. Bu tarz kolaylıklar yapabiliyoruz. Daha sonra operasyon modu. İşte diyelim bu landing sırasında gerçekleşen bir arıza ya da bu bir karada giden bir sistemdi. İşte test sırasında gerçekleşen bir arıza. Bu arıza ile ilgili kendisinin ilk yaptığı bir bakım varsa sahada onu yazıyor. Mesela maintenance log kaydediyorum yani. İşte bakım seviyesi O level. Bu Loro analizine de buradan linklemiş oluyorsunuz aslında bunu. İşte O level bakım, parça değişti. 2 kişi 3 saat çalıştı. İşte 150 dolar gibi hesapladı. Çünkü arkada işte adam saat ücretini zaten tanımlamıştık. İşte değişen parçanın maliyeti de 50 dolar. Şöyle toplam 200 dolar gibi kendisi hesapladı. Buradan işte life cycle cost analizine de geçiş yapabileceğiz. Daha sonra işte arıza ile ilgili bir ekran görüntüsü varsa buraya onu koyuyorum. Attachment'ı ekliyorum. Daha sonra arıza girişi tamamlandı diye bastığımda yukarıdan bu review fazına geliyor. Yani bu arızayı ilk açtığımda new incident'tayken arıza raporuna gelip arıza girişi tamamlandı diye bastığınızda bu otomatik olarak review'e geçiyor. Bu review'e geçtiğinde bu gözden geçirmeyi kim yapacaksa o kişi bir mail alıyor ve kendisi şuradan review raporunu dolduracak. Şimdi o kişiyle giriş yapalım. Bu arada şu an bundan bahsetmekte fayda var. Şu an ben bütün kullanıcılar admin yetkisinde olduğu için burada tüm rapor formatlarını görüyor. Ama normal şartlarda arıza raporuna girecek kişi sadece bunu. Review'e girecek kişi sadece bu formu. İşte arızayı overview edecek elemen sadece bu en geniş formu görebilecek şekilde ayarlıyoruz. Yani sistemi olabildiğince sadeleştiriyoruz. Ama şu anda her kullanıcı tüm raporları birlikte görecek. Şimdi bundan çıkıyorum. Örneğin arıza kalite şefi kullanıcısına gitsin. Kalite şefi giriş yapıyor. Şimdi kalite şefinde de bakalım, bunda mesela parçaya göre arıza sayılır diye bir rapor varmış ekranında. Bu 60 saniyede ya da 60 dakikada bir nasıl isterseniz sürekli güncelleniyor. Örneğin şu parçadan 8 tane arıza, FQP 8 parçasından 8 tane arıza gibi. En fazla arıza yapan ve failure olan part number'ları göreceği bir grafik koymuş kendisine. Şimdi arıza review'e giriyorum. Kalite şefiyle. Burada aynı arızaya geldiğimde 22 numaralı arızaya ve review raporuna tıkladığımda az önceki kullanıcının girmiş olduğu değerleri görüyorum. Ve buradan bir öneride bulunacağım. Sol taraf örneğin read only. Yani buraya kendisi değişiklik yapamıyor. Sağ operatörünün girdiği kısmı. Ama sağ tarafta öneri yazabiliyor. Örneğin şöyle diyeyim. Elektronik ekip inceleyecektir.
Ve buradan analiz ekibine elektronik ekip seçiyorum. Root cause analiz gerekli mi? Mesela bu gerekli değildir dersem, 8 de gerekli değildir deyip ilerletirsem direkt kapanacak. Bu close'da geçecek. Ama ben root cause analiz gereklidir ve 8 de gerek değildir dersem örneğin analiz fazına geçiyor. Hem root cause analiz gerekli hem 8 de gereklidir dersem analiz ve 8 de fazına geçiyor. Yani bunlar işte siz nasıl dilerseniz o şekilde iş akışları yönlenecek şekilde ayarlayabiliyoruz buradaki seçimlere göre. Basit if conditionlarla bunları tanımlıyoruz. Daha sonra bu analiz ve 8D'ye gittiğinde işte şu anda elektronik ekip seçtiğim için elektronik ekip ve kişilere analiz yapması için ve 8D yapması için bir mail gidecek. O yüzden şimdi bu maili aldığımızı düşünelim. Elektronik analiz ekibiyle giriş yapalım sisteme. Change login. Analiz ekibi kullanıcısıyla giriş yaptım. Evet, bu kullanıcıda da arıza analizi diye burada bir kalem var. Arıza analizine tıkladım. Tekrar aynı proje açıldı. Şimdi evet, az önceki incident'ı bulamadım ama tamam, şöyle yapalım. Başka bir tane açayım. Bu kişi de analiz raporuna geliyor. Ve burada işte bir önceki kullanıcının yazdığı, işte burada mekanik ekip seçilmiş, 8D gereklidir diye seçilmiş, değildir diye seçilmiş. Bunu değiştirelim. Başka bir tane yapalım. Arkası incident. Yeni bir tane açayım. Elektronik ekip root cause analiz gerektir, 8D gereklidir dedim. Şimdi analiz raporuna geldim. Evet, root cause analiz gerekli ve 8D gerekli. İşte analiz sırasında buraya metot ile ilgili yapılan incelemeyi yazıyorum. Yapılan inceleme. Analiz sonuçları. Analiz sonuçlarını yazıyorum ama analiz tamamlandı diye kapatmıyorum. Kök sebebi bulacağım. Ve bu aşamada failure modu da seçelim. Yani hazır failure mod kütüphanesinden gelen hata modları diyelim ki mesela shortened kısa devre yaptı. Şimdi kök sebep gireceğiz. Bunun için 8D analizi yapmam gerekiyor. Şimdi 8D ile ilgili kısmı buradan geçiş yapmak için problems'e geliyorum. Problems. Burada yukarıda önce yeni bir problem oluşturmam gerekiyor. Tıkladım. Örneğin test problem. Problemin mantığı da şu şekilde. Frekans incident tarafında oluşturduğunuz arızaları bu problemlerle ilişkilendiriyorsunuz. Örneğin ben burada incident'ta 24 numaralı az önce açtığım arızayı sağ tıklıyorum. Associate with problem diyorum. Yani şöyle, sistemde yüzlerce binlerce arıza, bu arızaların ilişkilendiği örneğin burada 15 tane problem tipi ya da 20 tane problem tipi var. Örneğin şu problemle, sevkiyatla ilgili problemle 2 tane ilişkili arıza var. İşte design işiyle ilgili 2 tane. İşte test problem diye benim şimdi açtığım bir tane ilişkili arıza var. Yani birçok arızayı daha az sayıda olan problemlerle ilişkilendireceğim. Ve burada oluşturduğum problemlerle de kök sebeplerini bulmak için 8D analiz yapıp problemi kapatacağım aslında. Şimdi test problem diye açtım burada. İşte aşağıda bu sefer 8D raporları geliyor. Bunların formları. D0'dan 3'e kadar burada. D6, D7, D8 burada. İşte D4, D5 burada gibi. Şimdi D0'dan D3'e kadar olan kısımda şöyle yapıyoruz. Problemi açtıktan sonra işte 8D formuna gelip formu dolduruyorum. Olması gerektiği gibi. İşte D0, D1, D2, D3. Yani bunu bir Excel ya da Word'de doldurmamın burada doldurmamın ne gibi bir avantajı olur? Öncelikle tamamen entegre olarak çalışacak diğer tüm süreçlerinize. Yani burada şu an bu süreci durdurup gidip Word'ı açıp 8'de doldurmayacağım. Bir diğer nokta da örneğin 24 saat içinde D3'e gelmem lazım. 24 saat içinde Containment Action geliştirmem lazım. İşte 24 saat içinde bu
gelişmezse gerekli yerlere mail bildirimleri yapılabilir. Burada task'ları tamamladığınızda otomatik olarak burada D0, D1, D2 tarihleri işte otomatik olarak tarih ve saati kapanır. Bu şekilde daha otomasyonunuzu sağlamış olursunuz süreçlerinizdeki. Bunun üzerinden 8 D'yi tamamlarsak işte D3, D4, D5 işte balık kılçığı yaptık, Five Way analizi yaptık ya da tamamladık 8 D'yi. Bu işlem tamamlandıktan sonra 8 D closed oluyor ya da şu arıza raporu tamamlanmış aslında closed. 8 D sırasında örneğin şurada D5'te corrective action alırken ya da D6 preventive action'ı alırken pardon D7. Dedim ki tasarım değişikliği yapasın. Düzenleyici, önleyici bir aksiyon almam gerekiyor. Böyle bir durumda işte Winch ile entegrasyonu yaptığımız değişiklik yönetimine girişi bu problem içerisinden yapıyoruz. Burada problem seçiliyken yukarıdan problems create change request dediğimde bana web browser açıyor ve Winch'deki değişiklik yönetimi, değişiklik talebi oluşturma sayfasını açacak. New Change Request. New Change Request ECR diye olabilirsiniz. Buna değişiklik talebi diye olabilirsiniz. MDF, mühendislik değişiklik talep formu gibi her firmada farklı şekilde isimlendiriyorsunuz. İşte CM2'ye göre ECR. Ve buradaki de tamamen CM2'ye uygun. Şimdi ben burada değişiklik sürecini oluşturup bu değişikliği tamamlamayacağım. Yani yaklaşık 10-15 dakikada sürer çünkü talep gidecek. Fast track, full track süreçlerden seçim yapacağım. Ona göre değişiklik bildirimi başlayacak. Bildirim sırasında değişiklikle ilgili görevler dağıtılacak. Onların kontrolleri vesaire. Bunlar webinar sırasında yapmıştık uzun uzun ama şu anda bunu yapmıyorum. Değişiklik yönetimiyle ilgili kısmı merak ediyorsanız gene Informatik Innovation sayfasında Change Management ile ilgili videoları izleyebileceksiniz. Bu da tamamlandığında 8D sürecini de kapatıyorum. Ve buradan bir süre sonra sağ raporları siz topladığınızda burada yüzlerce incident, bunlarla ilişkili onlarca problem ve bunların bazıları ile ilgili açılmış change requestler Winchell tarafında görecek. Bu şekilde entegre bir şekilde yönetebileceksiniz. Bunun ne gibi bir faydası olacak? Özellikle ELD tarafında. Şöyle örneğin bir yönetici ile giriş yaptığımda bir yönetici dashboard'u göstereyim size. Burada zamana göre arızalar, mesela yönetici zamana göre, aylara göre kaç tane arıza gelmiş sistemde, bu zamana göre nasıl azalmış, bu trendi takip edebiliyor. Biraz aşağı indiğimde parçalara göre gene arızalar, parça numarasına göre. Fimeca'daki severity'lere göre işte iki tane severity file falan bu otomotive göre. İşte savunmadaysanız katastrofik iki tane, major iki tane, işte minor iki tane gibi, beş tane gibi severity distribution'ı göreceksiniz. Risk matrisinize göre risk level distribution'ı mesela şu şekilde bir pie chart'la görebilirsiniz. Daha birçok grafik oluşturabilir tabii ben en çok kullanılanlardan gösterdim. Top 10 analizi işte en fazla criticality'ye göre en fazla en kritik 10 komponentiniz. Severity incident'ları severity'ye göre sınıflandırmışım. İşte 34 tanesi işte önemsiz. 17 tanesi major. 43 tanesi minor gibi. Incident'ları gelen arızaların severitilerini belirlemişim. Daha sonra mesela bakımlarınızı kaydediyorsunuz. Bakım maliyetleri. Burada bir maintenance log sayfası var. Yani burada her bir arıza ile ilgili olan maintenance'lar ve bunların seviyeleri işte depot level, organizational level, intermediate level bakımlarınızı kaydediyorsunuz. Operasyonlarınızı kaydediyorsunuz. Örneğin bu bir insan savarıcı demosu için UAV 1 konfigürasyonu şu saatlerde uçuşlarını yaptı ve işte operasyon saatleri, bu operasyon saatlerine göre arızalar ve gerçek MTBF'i daha doğal olarak uçuş saati başında ne kadar arıza gelmiş hesaplayacağım ve bundaki gelişmeyi takip edeceğim. Buradan işte prediction ile ilgili raporlar çıkarabileceğim vesaire gibi. Tamamen yöneticinin ELD tarafında ihtiyacı olan tüm bu analizler ve bunların karşılıklarını buradan takip ediyor olacaksınız. Aynı zamanda buradan incident datalarını direkt Winchell Viable içerisinde alıp istatistiksel olarak da analiz edip önümüzdeki aylarda ya da yıllarda gelecek
arıza sayısını sizin hata trendinize göre tahmin edebilen işte Weibull analizini kullanabileceksiniz. Gene bununla ilgili Weibull'da garanti analizi ve reliability analizi ile ilgili videoyu bunun içerisinde göstermeyeceğim. Ayrı olarak bunu görebilirsiniz Informatik'in sayfasında, YouTube sayfasında. Yarım saat kadar oldu. Videoyu biraz hızlı anlatmaya çalıştım. Ve çok fazla tutmamaya çalıştım sizleri. Bir sorunuz olursa gene direkt bana ulaşabilirsiniz ya da videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz.